Efendim şimdi gidelim Süper Lig'e, Trabzonspor'a uzanacağız. Bordo Mavili'ler neler yapıyor? Yani Bordo Mavili takım bu sene transferin belli ki en hareketli ekibi olacak ya da ekiplerinden biri olacak. Abdullah Avcı'nın 10 yeni transfer konusunda yönetimle büyük ölçüde uzlaştığı ifade ediliyor. İsimler belli değil ama hani mevkiler ve işte oyuncu özellikleri konusunda bir uzlaşı olduğu belirtiliyor yönetimle hoca arasında. Konuşulan isimler var onları şöyle bir geçelim üzerinden. Brezilyalı Suarez en önemli oyunculardan birisi Forvet oynuyor. Porto'da tam 3,5 sezon forma giymişti bu Brezilyalı yıldız ve Porto formasıyla 140 maçta attığı 65 gol ve yaptığı 19 asistle gerçekten büyük bir performans gösterdi. 187 boyundaki futbolcu Portekiz'den ayrıldıktan sonra Çin takımlarına gitti. Burada çok fazla oynamadı ve orada karşılıklı sözleşmesini feshederek kulüpsüz hale geldi. Bon servisinin elinde olduğu belirtiliyor ve Brezilyalı futbolcunun Trabzonsporla görüşmelerinin oldukça olumlu gittiği ve transferin büyük ihtimalle gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bunun dışında başka oyuncular da var. Fil dişili kanat oyuncusu Cervinho ile görüşüyor Trabzonspor. Danimarkalı Santrafor Cornelius konusunda da önemli gelişmeler olduğu belirtiliyor. Sörlottan çok büyük verim almış olması hala hafızasında Bordo Mabiller'in. Onun için bir kuzeyli golcü aranıyor. Bir ikinci Sörlot olur umuduyla. Sernelius üzerinde de, ya da Cornelius mu diyorlar, Sernelius mu diyorlar artık nasıl okuyorlar bilmiyorum. Bu Danimarkalı Yıldız'ın transferi söz konusu Kasımpaşa'da sözleşmesi biten Koyta yine Trabzonspor'a çok yakın transfer görüşmelerinin olumlu gittiği ve büyük bir ihtimalle bu transferin biteceği söyleniyor. Roma'dan Brezilyalı sağbek oyuncusu Perez'in de transferinin tamamlanma noktasına geldiği ve büyük ihtimalle bu oyuncunun da önümüzdeki sene bordo mavili formayı giyeceği ifade ediyor. Öte yandan Trabzonspor'dan ayrılması muhtemel olan kaleci Uğurcan'ın durumu var. Trabzonspor bütçe konusunda Uğurcan'a e, özellikle tabii güveniyor. Uğurcan'ın e, satışından elde edilecek olan e, gelirle e, bu transferlerin büyük ölçüde finanse edilmesi e, düşünülüyor. E, Uğurcan'ın yerine e, kim gelir diye de tabii bir taraftan e, spekülasyonlar var. E, başkan e, ile e, hoca arasındaki görüşmelerde kaleye tecrübeli bir yabancı kalecinin e, alınması konusunda bir fikir birliği olduğu. Ancak e, Giresunsporlu TFF birincilikte bu sene büyük çıkış yapan ve bon servisi de yani sözleşmesi de biteceği için transferi nispeten kolay gibi gözüken Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri üzerinde de durulduğu işte Giresunspor'un Süper Lig'e çıkmasından sonra bu futbolcunun ile görüşüleceği belirtiliyor. Ee, tabii ki e, bu da işte bu hafta sonu e, Giresunspor'un bakalım alacağı neticeye bağlı. Giresunspor Tuzla deplasmandan galip gelirse biliyorsunuz doğrudan e, Süper Lig'e çık çıkmış olacak ve e, ondan sonra bu transferle ilgili haberler e, duyabiliriz diye geliyor kulağımıza. E, diğer yandan Ümraniyespor Altay karşılaşmasında e, İstanbul ekibinin e, işte sol kanat oyuncusu Kamara'yı izlediği yani kendi gözümle de bir göreyim dediği belirtiliyor. Abdullah Avcı'nın bu 6 ay karşılaşmasında. ancak çok da yeterli olmadığını düşündüğü ve bu futbolcunun transferi konusunda yani çok da heyecan duymadığı bilgisi var. Takıma bir yerli stoper arayışı da var. Bunu konuda da Giresunsporlu Sergen, Samsunsporlu Veli ve Adana Demirsporlu Tayyip Sanuç eee bu sene TFF 1. Lig'in ligi, e, ligi de, domine eden 3 takımın e, stoperleri konusunda e, Trabzonspor'un hani, sezon bitimini beklediği bunlardan birini e, transfer etmeyi planladığı e, konuşuluyor. E, evet, e, kısaca Trabzon'daki gelişmelerde böyle e, değerli izleyiciler.